Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Düzce Şubesi'nin ilk genel kurulu Düzce Belediyesi ev sahipliğinde Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dil ve Edebiyat konulu konferansın da gerçekleştirildiği genel kurula Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle Düzce Şubesi yöneticileri, üyeleri, davetler ve vatandaşlar katıldı. Kültürü de yine kapsama alan aldık. 2008 yılında Genel Başkanımız Sayın Ekrem Erdem Beyefendi'nin öncülüğünde başlayan 16 yıllık bu kültür ve medeniyet mücadelesini şehrimizde sürdürmek amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Çabalarınız noktasında her ne kadar bir vali olsam da misyonunuz noktasında bir nefer olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumu da ifade etmek isterim. Türkiye Dil Edebiyat Derneği özellikleri yani hitap ettiği alan itibariyle de özel bir dernektir. Yani çeşitli konularda birbirine benzer, aynı amacı güden bir sürü dernek varken, bir sürü sivil toplum örgütü varken dil noktasında öyle bir dernek de yok. Ben kongremizin genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta Ekrem abi siz olmak üzere bütün misafirlerimizi sevgiyle, bütün hazirunu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Dernek tüzüğünün karar alma usul ve şekilleri başlıklı 15.1 maddesinde genel kurulda aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar açık oylama ile yapılı denilmektedir. Düzce merkeze bağlı Develi Besli köyünde çeşitli nedenlerle yerleşen, kimi gelin olarak gelen, kimi ise sonradan köye taşınan 13 kadın, kurdukları Konak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile hem mahsul yetiştiriyor hem de ürünleri satarak gelir elde ediyor. Tarım İl Müdürü Esra Uzun'un teşviğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kırsal Kalkınma Genç Kadın Girişimci Makine Ekipman ve Sebze Meyve Fidesi desteği alan kadınlar bir iş insanından da hibe fide temin etti. Kadınlar yetiştirdikleri sebze ve meyveleri hem yaş olarak hem de kurutarak satışa sunuyor. Bugünleri de görecek miyiz hiç? Onlara bir dolaşsak iyi olur. Aha. Haftaya kart olur onlar. Ben daha mı bereketliymiş? Ya nasıl böyle bazı yerler o kadar yoğun ki birbirlerine. Ama sizin de... Hüseyin abla. Sen alayım anahtarını eve geç o zaman. Lazım mı sana? Telefon burada kalsın. Ya o çorba açman mümkün mü? Geliyorum. Ben daha herkese göre toplama şeyi değişiyor. Kişiye küçük bunu arzu ediyor. Bence şu dibinden kurtarım buraya kadar. Bak bu da dibindeymiş alışıyor. Bu da geldi. Bana en küçük boyu göstersenize. Ya ben... Bunlarda salçalık var. Hayır dolma. Ha o salça. Bunları bırakıyoruz.
Orada bir sürü salça var, diyalet olmalı. Al yavrum, bunlar hep toprakta. Yaramaz bunlar. Terbiye edeceksiniz onları. Çabuk topraktan yukarı gidin. Geçen hafta 3 kiloydu patlıcan, bu hafta daha... Bu bostan boz patlıcan olmuş. Aslında bir başka bir yerde başka... Bostan da mı var yoksa burada bak? Bu çok güzel. Aha, kocaman. Onu bırak, o değil. Aha, şunun ocağında da var. Bu köyümüzde Esra arkadaşımız var, başkanımız sağ olsun, ona Tarım İl Müdürlüğü teklif etmiş, o da bize teklif etti, geldi birlikte köyümüze bir kooperatif kuralım. Daha sonra Konaklı ve Develi Besli Köyü olarak toplandık, hep birlikte 13 ortakla bayanlar olarak kadın kooperatifimizi kurduk. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, sağ olsunlar. Tarım İl Müdürümüz sağ olsun bize çok destek. Valimiz çok büyük destek, sağ olsunlar. Kooperatifimize tarla ekimi yapmak için hayırsever bir vatandaşımız bize fide hibe etti, sağ olsun. Ürünlerimiz ekildi. Hep birlikte bir şeyler çıkarıldı. Şu anda da toplama, hasat dönemi geldi. Topluyoruz. Hep birlikte ürünlerimizi şu anda 3. postayı topluyoruz. Her gün, her seferinde daha fazla ürün çıkması bizi daha mutlu ediyor. Severek daha güzel bakarak, mutlu olarak topluyoruz. Çok büyük bir çiftçi değiliz aslında. Zevkle yapıyoruz. Güzel şeyler. Yani Esra Eser'in sayesinde, o bize öncü oldu. Bunun yanında tabii Sayın Valimiz ve Sayın Tarım İl Müdürümüz Esra Uzun Hanımefendi, hepsi destekler bize. Onların sayesinde buralara geldik. Biber, patlıcan, karpuz ve kavunumuz var, inşallah onları da olduğu zaman göstereceğiz. Şu anda yaş olarak değerlendiriyoruz ama ileride patlıcan kurusu, daha önce yaptığımız meyve kurularımız da var. Portakal, ayva, muz, kivi, elma, bunları kuruttuk. Şu anda satışta. Çok güzel bir duygu. Yani sanki senelerdir ben bu işi yapıyormuşum gibi. Böyle birdenbire atıldım ve çok zevk alıyorum. Toprakla uğraşmak çok güzel bir şey. Evet, bu mahsulleri tabii çok hani bize açtığı için marketlere satıyoruz, veriyoruz. Bizi destekliyorlar. O şekilde değerlendiriyoruz. Sonraki dönemde de kurutma yapacağız. Çok mutluluk verici bir şey. Üretmek çok güzel. Çevremize örnek olduğumuzu düşünüyorum. Umarım faydamız gelir insanlara, çevremize faydamız gelir. Umarım insanlara örnek oluruz. Onları özendiririz. Onlar da böyle faaliyetlere katılırlar. Ayrıca çok mutluyuz. Yaptığımız işten dolayı da çok mutluyuz. Peki üretim aşaması nasıl oluyor? Neler yapıyorsunuz? Neler ekiyorsunuz? Ya şu anda biz henüz yeni kurulmuş bir kooperatifiz. O yüzden ufak çapta başladık. İnşallah ilerleteceğiz, büyüteceğiz. Biberlerimiz var. 3 fırın biberimiz, sivri biberimiz, dolmalık biberimiz, kapya biberimiz var. Onları yetiştirdik. İşte patlıcan falan yetiştirdik. Kavun karpuz var ileride. Şimdilik böyle bir başladık. Bakalım devamında daha inşallah büyük işler yapacağız. Ama içinden çıkar, ben görmedim. Onaylanmış da. Ben zaten bu sene bahçeye gideceğim. Alep oluyor. Kasaların kenarında da çamurlar var. Evet öyle. Bu kovanın içinde suda kaldı da. Onun için şey yapıyorum. Şu kasaya koyayım olmadı ben. Bu arabaları şey yapalım. Bu sıranın ablası biz takıldık. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden Düzce için yapılan hava tahmininde kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Düzceliler yağmura hazırlıksız yakalandı. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar ise yağmur sularını aşarak yollardan geçmeye çalıştı. Thank you.
Düzce'de etkili olan sağanak yağışla beraber gökyüzünde şimşekler çaktı. Doğa olayını anbean kayıt altına almak isteyen bir vatandaş ise konak bölgesinden olanları kayıt altına almaya çalıştı. Şimşekler çakmaya devam ederken vatandaş kayıtları izlediği esnada bir evin üzerine şimşeğin çaktığını gördü. O anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan vatandaş bir eve yıldırım düştü. İnşallah kimsenin başına bir şey gelmemiştir diyerek geçmiş olsun mesajları paylaştı. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalardan biri olan Gama İplik Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Gama İplik Fabrikası'nın depo kısmında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangın maddi hasara neden oldu. Olay Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgede iddialara göre uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsın evi mahalleli gençler ve mahalleliler tarafından taşlandı. Olayın büyümesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Konurak bölgesinde çalışma yapıldı. Yapılan uygulamada uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen TA ile uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan ZT isimli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde metamfetamin maddesi, 8 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar parayla geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerin ardından şüphelilerden TA çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 1-8 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2.609.216 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuata izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 210 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 127.384, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26.288, emniyet kemeri kullanmayan 17.569, sürücü belgesiz araç kullanan 15.151 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9.891 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 436.589 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda emniyet kemerinin önemine değinerek emniyet kemeri kullanımı, trafik kazası kaynaklı can kayıplarının %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takması yasal zorunluluktur. Vatandaşlarımızın seyahatlerinde emniyet kemeri en önemli koruyucu tertibattır. Lütfen can güvenliğiniz için yolculuğun başladığı andan itibaren seyahat süresince emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır. Ayırmak için değil ifadelerine yer verdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş noktalarından biri olan D100 Karayolu Tır Parkı mevkiinde denetleme yapıldı. Uygulama noktasında otomobil sürücülerin araçları TEM ekipleri tarafından didik didik arandı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 100'e yakın araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere ceza işlem uygulandı. Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. Çok yok geldim ben taksi bekliyorum.
Son günlerde Bolu'nun gündeminden düşmeyen Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç firmalarına büyük su deresini kasten kirletmekten milyonlarca lira ceza kesildi. Çevre katili söz konusu firmalara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı. Kesimhane bölümlerinde bulunan gizli menfezlerden su atıklarını büyük su deresine deşarj eden firmalara karşı çevredeki köylüler ayaklandı. Beypiliç firmasının yakınında bulunan Akçakavak köyünde onlarca vatandaş, muhtar ve siyasiler eylem yaptı. Yapılan eyleme MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikol, MHP İlçe Başkanı Selami Taşdöven ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz katıldı. Kirli olmasını kabul etmiyoruz. Büyük suyumuzun bu kadar kirli olmasına sebep olanlara hiçbir şekilde hakkımızı helal etmiyoruz. İleride yaşanabilecek insan ve hayvan zehirlenme hastalıklarına karşı yetkililerimizi şimdiden uyarıyoruz. Bolu'nun bütün siyasilerinden bu konu hakkında destek bekliyoruz. Büyük Su Deresi'nin hiçbir şekilde siyasi konu olmasını istemiyoruz. Büyük suyun kirliliğini Bolu'muzun kanayan bir yarasıdır. Biz bu suyun temiz olduğunda yaklaşık 15 yaşında ya 13-15 yaşındaydık. Şu köprüden baktığımızda balıkları yok oradan görüyorduk. Ve giriyorduk. Tam yalan yok yani yüzmeyi burada öğrendik diyeceğim. Tam biz yüzme öğrenecektik su kirlendi öyle diyelim size. Yani. Biz öğrendik abla. Yani bizim bizden büyük olanlar yani 3-5 yaş büyük olanlar yüzmesini öğrendi burada ama biz öğrenemedik. Yalan yok yani tam öğrenme sahnesinde suyumuz kirlendi. Ve balık tutuyorduk gençliğimizde ama şu anda tutamıyoruz yani. İçeri. Canlı yaşıyor mu suda şu an? Şu anda canlıyı bırak hayvan. Yani buraya şöyle diyeyim ben size. Bizim mandalarımız buraya önceden girerdi. Serinlemek için şu anda mandayı isterseniz deneyelim. Çayırdan çıkaralım, buyalım. Manda buraya girmez. Şu anda sulama mecbur yapıyoruz. Ama Bahçıköy muhtarımız burada. Büyük suyun kenarında patatesi var. İlk sulamasını yaptıktan sonra patates yandı. Öyle diyelim ben size. Yani sulama yapsak da mahsulümüze zarar veriyor şu an. Hoş geldiniz İsmail'e. Bu suyu en yakın olan benim. Bu suyu hiç kendinden aktığını hiç görmüyorum ben burada. Devamlı daha bu en temiz hali şimdi burada. Şimdi arıtmaya kadar su temiz geliyor. Oradan sonra gidin görebilirsiniz değmen suyu gibi iki yerden boşaldı. Burası orası pisleniyor yani. Arıtmadan sonra. Bu nasıl arıtma onu anlayamadık yani. Arıtı ya pusluğunu buraya bırakıyor arıttığı suyu yani. Şimdi özel sektörümüzün şöyle yapmış olduğu bir işgalçılık da var burada. Evet. Şimdi arıtmanın yetersizliğinden bahsettik bir. İkincisi bu arıtmadan belediye bir ücret talep ettiği için fabrikalarda. Bunlar öyle bir sistem yapmışlar ki gece zaman zaman yanından arıtmaya girmeden pisliğini de salmakta. Şu anda yoğun yani bu yıl hiç olmadığı kadar ciddi bir denetleme başladı. Doğru mu? Son bir aydır. Farklı menfez kullanıyorlar. İşte farklı. Yani adamların öyle bir sistemi var ki eğer haberi olursa denetlemeye geleceğinin onu bile tespit edilemeyecek bir profesyonellik de yapmışlar. Ama şu an hepsini tüm yetkililer bizler gördük. Tespit edildi. Yani şu an her akşam her gece belirli belirsiz saatlerde denetlemeye gidiyor çevre şehircilik. Bunlar kendi arıtmasını da yapacak. Bir, mecbur yapacaklar. İki, biz de belediye olarak, Bolu olarak arıtma kapasitesini kesinlikle büyütmemiz lazım. Gerekirse ikinci ay arıtma yapılması lazım ki biz buradan sağlıklı bir şekilde faydalanabiliriz. Abant Gölü Milli Parkı hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlarla doldu. Sıcak geçen yaz günlerinde temiz orman havası eşliğinde dinlenme fırsatı bulan tatilciler piknik yaparak keyifli vakit geçirdi. Piknik ateşinin yasak olduğu Milli Park'ta evlerinde hazırladıkları ürünlerle piknik yapan vatandaşlar manzara dolu mekanda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Göl çevresinde yürüyüş yaparak spor aktivitesi yapan vatandaşlar ise tatilin keyfini çıkardı. Thank you.
Ben giderim burada ya. Ömer seni de çekeyim hadi geç de. Ne arıyor? Hadi gel öyle. Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi, Dorukkent sitesi mevkinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Güzel olsun. Korucuk. Dorukkent 1735 ve 1737 Adana arasındaki iki dönüm araziyi ateşe vermişler. Ormanlık arazi yanında. Her şeye gidecek. Ön tarafı yaktı, bunun tarafı. Güzel olsun. Korucuk. Dorukkent 1735 ve 1737 Adana arasındaki iki dönüm araziyi ateşe vermişler. Ormanlık arazi yanında. Her şeye gidecek. Ön tarafı yaktı, bunun tarafı. Güzel olsun. Korucuk. Dorukkent 1735 ve 1737 Adana arasındaki iki dönüm araziyi ateşe vermişler. Ormanlık arazi yanında. Her şeye gidecek. Ön tarafı yaktı, bunun tarafı. Güzel olsun. Korucuk. Dorukkent 1735 ve 1737 Adana arasındaki iki dönüm araziyi ateşe vermişler. Ormanlık arazi yanında. Her şeye gidecek. Ön tarafı yaktı, bunun tarafı. Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Kenan Sofoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn bu kez Krantepe'de ATV ile milyonluk lombarcını aracın üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı. Adeta nefes kesen gösteri sonrasının minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu. Zayn, arabalar uçmaz notuyla paylaşılan sosyal medya görüntüsü milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.